Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine küçük bir challenge videosu çekiyoruz. Şöyle ki ablam kamera arkasında birkaç koleksiyonumdan ürün seçti. Yani tamamen hepsi bana ait olan bildiğim ürünler. Her kategoriden iki ürün seçtin galiba. Yani atıyorum, evet. Atıyorum ruj kategorisinden iki tane ruj seçti. Ve şöyle ki ben söylemem gerekiyor hangi ruju tercih ederdim. O mu bu mu? Yani hemen başlayalım. Umarım anlatabilmişimdir ama bence video ilerledikçe siz de anlayacaksınız. Hemen başlayalım bence. Tamam. Benim istediğimle mi başlıyorsun? Yani istediğini verebilirsin. Bugün benim istediğim mi oluyor? Zor bir kategoriyle başla. Tamam. Çok zor bir şeyle başlıyorum. Tamam. Buyurun. Gördüm bile. Şöyle göstereyim. Natasha Denona'nın Gold paleti. İçini de göstereyim mi? Göstereyim bence. Bilmeyenler vardır belki. Palet şu şekilde. Bunun Türkiye fiyatı galiba 1000 TL civarı bir şey. Bunu da söylemiş olayım. Yani aşırı şekilde pahalı bir palet. Ve benim en sevdiğim palet Tarte High Tides and Good Vibes Eyeshadow paleti. Rainforest of the Sea koleksiyonundan. Bu galiba artık satılıyor mu emin değilim ama Sephora'da var. Umarım hala vardır. Şöyle ki Natasha Denona'yı şimdiye kadar çok kullanmadım. Sadece bir kere kullandım. Ama gerçekten güzel bir palet. Zaten fiyatından da belli oluyor kalitesinin ne şekilde olduğunu. Bu şekilde bir paletim yok. Yani far yapısı olarak. Yumuşak ve karıştırması çok kolay. Ama aynı şekilde Tarte paleti de çok iyi. Renk açısından tam benlik. Çok kolay kullanılıyor. Blend yapması kolay. Bu benim en sevdiğim palet bu arada. Şunu söyleyeyim. Koleksiyonumdaki en sevdiğim palet. Ben Tarte paletini tercih edeceğim. Bu neden derseniz gerçekten fiyat açısından. Sadece fiyat şu an karar verdi. Çünkü kalite açısından ikisi de çok iyi. O yüzden Tarte diyeceğim. Tarte kazandı. Natasha Denona özür dilerim ama. Evet, yine bence iki tane zorlanacağım bir ürün. Değil. Belki de zor. Farsali'nin Skin Tone Blur Primer'ı ve Milk Hydro Grip Primer. İkisi de Sephora'da satılıyor. İkisi de ucuz değil. Ama Farsali galiba daha pahalı. Farsali'yi daha uzun zamandır kullanıyorum. Farsali'ye daha yatkınım. Milk'i de şu ana kadar galiba 3 kere kullandım. Ama açıkçası yani biliyorsunuz Farsali bu arada benim en favori ürünümdü şimdiye kadar. Ama Milk'i daha denememiştim bundan önce. Bu Milk Makeup'ın primerını kullandığımdan beri gerçekten fondötenim aşırı iyi. Bu aralar cildim yine berbat. Malum maske takmaktan da çok kötü oluyor. Şuralarım çok fena. Fondötenim de ona göre tabii cildimde pürüzsüz durmuyor. Ama bu primerla demem o ki gerçekten fondötenim çok iyi tutuyor. Bu ara kullandığım fondöten Flormar'ın fondöteni. Beyaz kapaklı olan, dışı mat camdan olan. Şimdi fondötenden mi kaynaklanıyor, bu primer'dan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Ben Milk Makeup'ı seçeceğim. Gerçekten bu ürünü seçeceğim. Yine fiyattan dolayı galiba Milk diyeceğim. Ama ikisi de iyi primer. Yani farsali ediyoruz. Kaybetti maalesef. Yani en sevdiğim ürünleri seçmişsin bilerek. Hayır. Bunu biliyordum. Of. Az önce bahsettiğim Flormer Perfect Coverage fondöteni. Şu şekilde. Beyaz kapaklı, dışı mat cam. Ve Born This Way Too Faced. Şimdi hangisi daha uygun fiyatlı konuşmamıza gerek yok. Tabii ki Flormer. Bu arada cildimde de yine bu ürün var. Ve bu aralar bu fondöteni sürekli kullanıyorum. Her videomda. Ama demem o ki Too Faced de aşırı iyi. Ben yine fiyat konusunda Flormer daha uygun olduğu için ve kapatıcılığı şu an benim cildime daha iyi uyduğu için Flormer diyeceğim. Flormer kazandı. Üzülerek söylüyorum aslında çünkü ikisini de çok seviyorum. Tahmin ettim zaten onlarda zorlanacağım.
Ya şu ana kadar hepsine zorlandım aslında. Çünkü hepsi sevdiğim. Çünkü evet, hep böyle sevdiğin ürünleri, seni zorlayacak ürünleri seçtim. Ve yine zorlayacak bir ürünle karşınızdayız. Buyurun da benden. Aslında bu o kadar zor değil. Stila'nın Brilliant Heaven's Hue Highlighter'ı. Bu bir aydınlatıcı. Ve Fenty Beauty'nin Rose Rave rengindeki Diamond Bomb serisinden bu galiba. Evet, Diamond Bomb serisinden. Şimdi şöyle bir şey var. Bu da çok yeni bir ürün. Sadece bir kere kullandım. O da şu an cildimde zaten gözüküyor. Sadece şu ki bu Diamond Bomb aydınlatıcılarını ben yalnız asla kullanmıyorum. Yani sadece bunları hiçbir zaman kullanmıyorum. Bunlar benim için sadece bir topper. Yani başka bir highlighter'ın üzerine verdiğim bir sim. Fenty'nin zaten bende diğer rengi de var. Açıkçası onu daha çok tercih ediyorum. Beyaz olanı. Ben de bunu yeni aldığın için herhalde bu pembemsi diye bunu tercih ediyorsun sandım. Bunu kullan. Bu o kadar, o beyaz kadar iyi değil ama bu da yine çok güzel. Bu arada şu an cildimde 3 highlighter var. Biri Revolution'un normal bir aydınlatıcısı. Sonra bu ve bunun beyaz olanı. Yani üçünü de kullandım. Ama Stila'ya geçersek Stila'yı da fazla kullanamıyorum. Sadece yazın kullanıyorum çünkü rengi benim için biraz koyu. Ama demem o ki ben bu Fenty'leri asla yalnız kullanmadığım için Stila'yı seçeceğim. Stila kazanmış oldu. Bunları çünkü yalnız kullanmıyorum. Sadece sim olduğu için. Şunla devam edelim. Chanel'in neydi bunun adı? Soleil Temps de Chanel ürünü. Bu bir krem bronzlaştırıcı. Çok güzel kokuyor kremi. Chanel gördüğünüz üzere. Ve Too Faced'in Chocolate Soleil ürünü. Çikolata kokuyor gerçekten. Çok çikolatalı güzel. Çikolatalı pasta gibi kokuyor. Aynen. Şu şekilde. Şimdi bu yeni bir ürün. Bunu çok kullanmadım. Şu an cildimde var ama. Başka bir bronzerla karıştırdım. Sadece sorun o. Bir kere kullandım. Pigmentasyonu yüksek. O yüzden biraz dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ürünü almak istiyorsanız. Renk açısından güzel. Kontür pudrası olarak da kullanılabilir. Belirli cilt tonlarında. Bronzer olarak da tabii ki kullanılabilir. Şimdi şöyle ki bu bir krem ürün. Bu bir pudra ürün. Ben krem ürünleri çok kullanmıyorum. Bu Chanel'in ürünü gerçekten çok iyi. Ama fazla kullanmıyorum. O yüzden ben Too Faced'i seçeceğim. Too Faced kazandı. Çünkü pudra ürünü gerçekten her zaman kullanıyorum. Krem ürünü fazla kullanmıyorum. Aldık. Evet. İlk olarak MAC'in Melba rengindeki mat allığı. Melba zaten bayağı ünlü bir allık rengi. Gördüğünüz üzere MAC. Ve Kiko. Lost in Amalfi koleksiyonundan Baked Blush 01 First Sunrise rengi. İkisini de çok seviyorum. Aslında paketleme açısından kesinlikle Kiko. Tabii bu klasik MAC paketi de yani. Yani o ben iconic. Iconic, bana bir şey diyemem ama ben çok zor. Ben yine de MAC'i seçeceğim. Çünkü Baked Blush gerçekten çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bir anda aşırı şekilde pigmentasyon veriyor çünkü pigmentasyon yüksek olduğu için. O yüzden MAC'i tercih edeceğim. Kullanması biraz daha rahat diye. Özellikle makyaja yeni başlayanlarla. Evet, bence yine iki tane zorlanacağın ürün. İlk olarak Fenty Beauty'nin Fenty Glow rengindeki dudak parlatıcısı. Bu arada favori. Evet. Favori lip glosslarımdan gerçekten. Ama aynı zamanda yine çok sevdiğim Anastasia Beverly Hills'in Sparkle Lava lip glossu. Bu küçük boyu tabii ki. Belli oluyor.
Şimdi aslında yapı açısından ikisini de seviyorum. Ama Fenty daha çok favorim. Bunun değişik renkleri de var bende. Mat olanları da var. Yani simsiz olanları. Yok. Kesinlikle Fenty Beauty. Gerçekten en sevdiğim lip gloss olduğu için. Doğru karar. Bunu galiba kolay kolay hiçbir ürün geçemeyecek. Evet, son ürünümüze geldik. Bunu da gerçekten merak ettiğim için seçtim. MAC Prep and Prime serisinden Fix Plus ürünü. Bilmeyen yok bence artık. Yani gerçekten ikonik bir ürün. Çoğu kişinin kullandığı, her make-up artistinin neredeyse kullandığı bir ürün. Ve Urban Decay'in All Nighter spreyi. Şimdi aslında Fix Plus bir setting spray değil. Bu sadece pudrayla fondöteninin cildine daha çok oturması için kullanılan bir pudra ve cildi makyaja hazırlamak için kullanılan bir pudra. Zaten Prep and Prime. Spray. Adından da belli oluyor zaten Prep and Prime. Ama Urban Decay gerçekten bir setting spray. Aşırı şekilde alkol kokuyor. Ona bir şey diyemem. Ve şu saçma olayı da anlamıyorum. İki kapağı var. Makyajınızın ömrünü uzatıyor mu? Evet, uzatıyor. Fix Plus'ta öyle bir olay yok. Zaten öyle bir şey de vaat etmiyorum Fix Plus. Ama ben yine de Fix Plus'ı tercih edeceğim. Çünkü gerçekten güzel bir bitiş için Fix Plus harika bir ürün. Ve pudrayı da cildinize fazla kaçırdıysanız bu ürünle gerçekten müthiş bir sonuç elde edebilirsiniz yine de. Urban Decay'de öyle bir şey yok. Bu kesinlikle sadece cildinizin daha çok mat kalmasını sağlıyor. O yüzden Fix Plus'ı tercih edeceğim. Bitti mi? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman bence videoyu artık yavaştan kapatalım. Like butonunu patlatalım arkadaşlar. Bence de. Like bırakın kesinlikle. Yorumlara da fikrinizi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi Highlighter ben. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz. Hoşça kalın.